Ya öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum nazik daveti için. Unutulmamak, bir yerlerde hatırlanmak güzel. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Biz esas o gurura, o mutluluğa bizim sizin aileti sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ya söylediğiniz gibi yani benim burada bir şeyleri söylememe gerek yok. Bunların nasıl bir yer olduğunu bütün Türkiye biliyor. O anlamda bizzat yerinde görmek kendi adıma yani bir eskiden futbol oynamış ve hala gençlere bir şey vermek isteyen biri olarak beni mutlu ediyor. Çünkü böyle örneklerin çoğalması herkesin faydasına. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum böyle bir tesisi. Yani belki dışarıdan konuşuluyor ama içine girip yaşamadan onu anlayamıyorsunuz. Ne ruhunu anlayabiliyorsunuz ne de tesislerin kapasitesini anlayabiliyorsunuz. O anlamda tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bunların sayısı artarak İnşallah. Devam eder. Yani 2000'li yılların en önemli golcülerinden Taner hocamız. Adana Demirspor'da 3 sezonda 85 gol gibi önemli bir gol rekoruna imza atmış. Malatya Spor'da oynadığı yıllarda Malatyalıların gönlünde koskocaman yerler edinmiş bir çok ünlü bir golcü. Tabii futbolun meyvesi gol. Eğer gol olursa 3 puan alabiliyorsunuz. Gol olmazsa en fazla 1 puan alabiliyorsunuz. Bu anlamda gol atmak ülkemizde belki de yani dünyanın en zor işi gol atmak. Kaleci yetiştirebiliyoruz ama golcü yetiştiremiyoruz. Maalesef golcü yetiştiremiyoruz. Ben o anlamda hocamızdan biz bu sene bir tane oyuncu aldık. Bize hediyesi var, armağanı var. Bedirhan'ı bize verdiler 13 yaşında. O sayede Taner hocamızla aramızda bir ilişki başladı. Biz de kendisini davet ettik. Hocam yani hala zımba gibi, biraz önce de gördük. Hala toplara bozuka gibi vuruyor Taner hocamız. Yani dedik ki bizim çocuklarımıza hafta arası da olsa, hafta sonları çünkü dolu. Bize destek verir misiniz biraz? Ve bizim davetimizi kırmadı, geldi. Çok mutluyuz. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Yani Taner hocamız gerçekten bir hem futbol ünlüsü ama futbol ünlüsü olduğu kadar da futbol emekçisi. Yani bir işin emekçisi olup da aynı zamanda ünlü olduğunuz zaman biraz böyle havalar, boylar falan filan artıyor. Ama Taner hocam da hiç öyle değil. Taner hocam gerçekten bu işin severek yapan bir futbol adamı. Bu iki günde gördük ki çocuklarımıza eğer biz golcü yetiştireceksek Taner hocamız gibi bu işi ruhunda, yani ruhunu vermiş, bu işi iyi bilen antrenörlere çok ihtiyacımız var. Bu da ortaya çıktı yani. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için hocam. Sağ olun. Çok bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim.